Her şeyden önce ABD Afrin'deki operasyonumuza açık bir destek vermiyor. Tereddütlü, çekimser ve hatta operasyonla ilgili kaygılarını dile getirmek suretiyle çok fazla operasyona angajı olmak istemiyor. İki, Membiç'teki PKK varlığının sonlandırılması konusunda hükümetin talep ettiği şekilde bir uzlaşmaya yanaşmıyor. Üç, Fırat'ın doğusundaki yapılanmayı himaye etmeye devam edeceğini gösteriyor. Dört, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor ama PKK ile aynılaşmış ve PKK'nın esasen yönettiği PYD ve YPG'yi bir terör örgütü olarak görmeyeceğini açıkça söylüyor. Dört, PYD'ye ve YPG'ye verilen ağır silahların geri alınmayacağını belirtiyor. Zira ağır silah verilmediğini iddia ediyor. Altı, FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyor. Elbette diyaloğun devam ettirilmesini destekliyoruz. Ama iki ülke arasındaki güven bunalımının aşılmadığını ve kolay aşılacak gibi de görünmediğini belirtmek isteriz. Suriye'de ABD'nin Fırat'ın doğusundaki yapılanmayı, PKK yapılanmasını devlete doğru sürüklediğini görüyoruz. Membiç'te farklı oyunları var. Membiç'i, aşağısındaki Tapka alanını ve havaalanını ve aşağıda Derizor'u, ileride Fırat'ın doğusunda bir yapılanmaya meşruiyet kazandırmak ve pazarlık unsuru olarak ellerinde tutuyorlar. Yani bu alanları verip Fırat'ın doğusundaki yapıyı federal bir Suriye'nin parçası olarak inşa etmek istiyorlar. Bir taraftan Membiç'ten ve Fırat'ın doğusundan PKK, YPG ve PYD unsurlarının Esad'ın alanından geçip Afrin'e gittiğini biliyoruz. Diğer taraftan da Esat'ın ordusunun ve polis gücünün Afrin'e, Afrin kent merkezine girmesini ve buradaki PYD, YPG unsurlarının kentten ayrılmasını ve kentin kontrolünü bunlara bırakmasını öngören bir plan üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Eğer böyle olması durumunda Türkiye artık o bölgede şeklinde olsa Esad ve ordusuyla karşılaşacaktır Afrin'de. Buna ilişkin bizim sağlıklı bir değerlendirme yapmamız lazım. Suriye'de hiç olmadığı kadar kirli ittifaklar yapılıyor. Rusya ABD'yi Suriye'yi bölmekle itham ediyor ve ABD'de Rusya'yı Suriye'de fırsatçılık yapmakla itham ediyor. Herkes birbirini itham ediyor. Bilmemiz gereken şudur, 5-6 yıl önce Suriye'de ne ABD vardı, ne Rusya vardı, ne İran vardı. Bugün hepsi yerleşmiş ve hepsi kendi ulusal çıkarlarına göre Suriye'yi bölüp parçalama derdindeler. Şekten Cenevre sürecinin sanki Suriye'de bütünlükçü bir çözüm getireceğini söyleseler de, esasen arazideki gelişmelere baktığımız zaman, artık şehir şehir pazarlığı yapılıyor kent kent köy köy pazarlığı yapılıyor. Hal böyle olunca Cenevre'de bütünlükçü bir çözümden Suriye'nin siyasi birliğinden toprak bir bütünlüğünden bahsetmek şu an için çok kolay olmayabilir.